Fransa'da yaşamakta olan bir Rus generali ve ailesinin yanında öğretmen olarak çalışan Alexey Ivanovich, 2 hafta süren bir ayrılıktan sonra generalin yanına geri döner. Bu süre zarfında otele birkaç tanıdık sima gelmiştir. Bunlardan birisi Ivanovich'in hiç hoşlanmadığı Fransız, diğeri ise Ivanovich ile sıkı bir dostluğu olan Mr. Astley'dir. Zamanla Fransızın otelde bulunuş nedenini anlamaya başlamıştır. Generalin Fransız'a yüklü bir borcu vardır. Ve bu borcu da uzun süredir hasta olan Rusya'daki zengin halasından kalacak mirasla ödemeyi düşünüyordur. Ivanovich'in generalin üvey kızı Polina'ya olan sevgisi gün geçtikçe artıyor ve ona daha çok bağlanıyordu. Fakat Polina ona karşı tutarsız davranışlar sergiler. Kimi zaman samimi, kimi zaman da küçümser tavırlar takınır. Ayrıca Fransız ile Polina arasındaki yakınlaşma da Ivanovich'in gözünden kaçmamıştır. Zaman zaman Polina ve Ivanovich yürüyüşe çıkıyor ve dertleşiyordu. İşte bunlardan birinde Polina'nın yine asiliği tutmuş ve Ivanovich'e kendisine bağlılığını göstermesi için şehrin hatırı sayılır kişilerinden olan Baron ve Baronesse Almanca bir şeyler söylemesini emreder. Fakat onun bu sözleri Baron tarafından kaba olarak değerlendirilir. Bu olayın ardından Baron'un şikayeti üzerine General Ivanovich'i işinden atar. Fakat bu esnada beklenmedik bir olay gerçekleşir. General ve ailesinin uzun süredir ölecek diye haber beklediği Rusya'daki halaları gelmiştir. Bu olay Ivanovich'in işine yaramıştır. Çünkü büyük anne onu seviyor ve güveniyordu. Büyük anne zengin, bir o kadar da huysuz bir kadındır. Zamanla büyük anne oradaki kumarhanelere gitmeye başlar. Tabii ki yanında da bu konu hakkında daha önceden bilgisi olan vardır. İlk günlerde her şey yolundadır. Fakat günler geçtikçe büyük anne kaybetmeye başlar. Sonunda büyük annenin paraları tükenmiş ve Rusya'ya dönmeye karar vermiştir. Giderken yanında Polina'yı da götürmek ister ama Polina kabul etmez. Bir gün Ivanovich odasına geldiğinde odasında Polina'yı görür. Daha önce hiç yaşanmamış bu olay karşısında Ivanovich şaşkınlığını gizleyemez. Polina Ivanovich'e yüklü bir miktar paraya ihtiyacı olduğunu söyler. O anda Ivanovich'in aklına bir şey gelmiştir. Kumar. Elindeki bütün parayla rulet oynar ve şansının yardımıyla 200 bin ruble kazanır. Fakat otele döndüğünde Polina'yı perişan bir halde bulur. O günden sonra Polina, Mr. Astley'in yanında tedavi olmaya başlar. Ivanovich de generalin sevgilisiyle Paris'te 2 aylık güzel bir hayat yaşar. Daha sonra eski sefil hayatına geri döner. Günler böyle geçip giderken Ivanovich Hamburg'da Mr. Astley ile karşılaşır. Bu karşılaşmanın ardından Ivanovich, Polina'nın kendisini ne kadar çok sevdiğini anlar ve yeni bir hayata başlar.